Umut Kervanı olarak 2023 Ekim 7'sinden itibaren Gazze'ye Siyonist çetenin büyük bir saldırısı vardı. Soykırıma varan. Orantısız bir güç kullandığı ve oradaki kardeşlerimizi her geçen gün saldırılarıyla şehit ettiği günler yaşadık. Bizler de Umut Kervanı olarak ilk günden itibaren oradaki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Ve oradaki o yardımların da hızlı bir şekilde arkadaşlarımızın, oradaki kardeşlerimizin yaralarına merhem olması için gayret sarf ettik. İlk günlerde özellikle gıda, sıcak yemek, battaniye, özellikle 7 Ekim sonrasında kış sezonuna girdiğimiz için barınma sıkıntısı vardı. Çadırların ulaştırılması ve sağlık alanında da özellikle ambulans yardımı ve bununla beraber medikal malzemelerin ihtiyacı vardı. Onları ulaştırdık. Özellikle son günlerde sosyal medyada da çokça paylaşılıyor. Gazze'ye, kardeşlerimize yardımlar ulaştırılmıyor. Oraya yardım gitmiyor şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Biz de özellikle Umut Kervan olarak söylüyoruz ki, hayırseverlerimize sesleniyoruz. Yardımlar yerini buluyor. Özellikle bu yapılan propagandalar Siyonistlerin yapmış olduğu propagandalardır. Kardeşlerimize yardım gitmemesi için yapılan farklı bir saldırı türüdür. Böylesine bir algı oluşturulmaya çalışılıyor şu an toplumda. Oysa biz rahat bir şekilde bugün hayırseverlerimiz yardım ettikleri takdirde ertesi gün oradaki partner kuruluşlarımızla yardımlarımızı hemen ertesi gün ulaştırabiliyoruz ve oradaki kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Özellikle bu konuda kardeşlerimizin uyanık olmasını istiyoruz. Özellikle şu an hem Refah bölgesinde hem de Gazze'nin kuzeyinde çok ciddi bir şekilde sıkıntı var. Yani şu an işte medyaya yansıyan, açlıktan ölen kardeşlerimiz oldu, şehitlerimiz oldu. Ve bu her geçen gün artıyor. Biz de özellikle sıcak yemek başta olmak üzere ekmek dağıtımı, sıcak su dağıtımı ve bununla beraber de diğer ihtiyaçları hızlı bir şekilde, insani yardım ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde ulaştırabiliyoruz. Bu konuda çağrılarımız var ve oran kesintisiz bir şekilde şu an biz orada her gün sıcak yemek veriyoruz, her gün ekmek dağıtımı yapılıyor, her gün tankerlerle sıcak su, temiz su dağıtılıyor oradaki kardeşlerimize ve bunu biz her geçen günde yapıyoruz. Özellikle kardeşlerimizin kalbinin de mutmain olabilmesi için bağışlarını yapan kardeşlerimize bu yapmış oldukları hayırlarının videosunu da gönderiyoruz. Yani Gazze'den savaş ortamı olmasına rağmen sırf bu algıyı kırmak için Siyonistlerin bu saldırısına karşılık bizler de hayır yardımlar oradaki kardeşlerimize ulaşıyor. Sizin göndermiş olduklarınız onların dertlerine derman oluyor. Onları açlıktan kurtarmak için atılan bir adımdır. Bu yardımlarınızı kesmeyin şeklinde biz videoları da hayırseverlerimize gönderiyoruz ve böylece çok ciddi bir şekilde talep de var. Ben son olarak tekrardan Siyonistlerin başlatmış olduğu bir saldırının çeşididir bu. Oradaki kardeşlerimize bu yardımlar ulaşıyor. Hayırseverlerimiz yardımlarını kesintisiz bir şekilde bizlere ulaştırsınlar. Bizler de oradaki kardeşlerimize bu yardımları ulaştırıyoruz. Ve inşallah onların dertlerine derman olacağız. Rabbim tüm hayırseverlerimizden razı olsun.